ABC dik üçgen. 9'u x'i 11'i vermiş. Bizden x'i istiyor. Ne yapacağız? Klasik bir Pisagor yazma sorusu, doğru mu? Burada neye dikkat ediyorduk? 90'ın karşısındaki kenara, yani hipotenüse. Neydi kuralımız? Hipotenüsün karesi eşittir diğer dik kenarların kareler toplamı. Yani 9'un karesi artı x kare. Gerisi 4 işlem. 11'in karesi 121. 9'un karesi 81 artı x kare. Bunu bu tarafa attık. 40 eşittir x kare. X eşittir kök 40. Yani 4 çarpı 10 dersek dışarı 2 diye çıkar. 2 kök 10. Aradığımız cevap C şıkkı. ADBC'ye dik. BC 10 santim. Yani 6'sı buradaysa o zaman buraya ne kaldı? 4 kaldı. 5'i vermiş. Bizden AB'yi istiyor. Şimdi arkadaşlar bilmeniz gereken meşhur dik üçgenler var. Doğru mu? Eğer o dik üçgenleri bilirseniz hiç Pisagor yazmanıza gerek kalmıyordu. Neydi onlar işte? 3, 4, 5 üçgeni. Sonra bunun katları 6, 8, 10, 9, 12, 15 gibi. 8, 15, 17 üçgeni. 7, 24, 25 üçgeni gibi. Bunları bilirseniz hiç Pisagor yazmadan direkt yazabiliyordunuz kenarları. Bak şimdi buraya 5 var, 4 var. O zaman burası kaç olacak? 3. Meşhur 3, 4, 5 üçgeni. Ha, şimdi burada ne oluştu? Bir tane kenarları 3'e 6 olan bir dik üçgen oldu. Doğru mu? Bizden istenilen AB'ye x diyelim. Pisagor'u yazalım. Neydi kural? Hipotenüs yani 90'ın karşısındaki kenar yani x'in karesi eşittir diğer kenarların kareler toplamı yani 3'ün karesi artı 6'nın karesi. X kare eşittir 3'ün karesi 9, 6'nın karesi 36. O zaman x kare eşittir 45'ten. X eşittir ne gelecek? 9 çarpı 5 deriz. 9 dışarı 3 diye çıkar. 3 kök 5 gelecekti. Ya da Pisagor yazmadan şöyle de bulabilirsiniz. Eğer kenarlardan birisi diğerinin 2 katıysa arkadaşlar bakın 3, 6 diğerinin 2 katı. Hipotenüs her zaman küçük arkadaşın kök 5 katına eşittir. Yani şöyle genelleyebiliriz. A 2A o zaman hipotenüs küçüğün yani A'nın kök 5 katına eşittir. Bu şekilde de bulabilirdiniz Pisagor yazmak yerine. Şimdi arkadaşlar sorularda genelde hep bu kenarları tam sayı olan dik üçgenleri sorduğu için hep bu meşhurlar karşınıza çıkacak. Onun için bu kısa yolları, pratik yolları bilmenizde fayda var. Hele ki şu meşhur üçgenler 3, 4, 5'tir, 5, 12, 13'tür, 8, 15, 10 nedir? Bunları mutlaka bilin. Boşu boşuna zaman kaybetmeyin. Çünkü ısıtıp ısıtıp aynı sayıları soruyorlar. Ne dedik arkadaşlar? X'e 3 kök 5 demiştik. Yani cevabımız A şıkkı. ABC dik üçgen ikileri 5'i vermiş. Bizden AD'yi istiyor. X diyelim. Orayı bulmaya çalışalım. Şimdi büyük üçgene bakın. Sanki büyük üçgen meşhur bir üçgen değil mi? Hipotenüs 5. Dik kenarlardan birisi 4. O zaman bu arkadaş mecburen kaç olacak? 3. O meşhur dik üçgenimiz. 3, 4, 5 üçgen. Ha, şimdi X'i bulmak için artık şu dik üçgende ne yapacağım? Pisagor yazacağım. 90'ın karşısında x var. Yani hipotenüsümüz x. X'in karesi eşittir. Diğer dik kenarların kareler toplamı. 3'ün karesi artı 2'nin karesi. Ne geliyor? 3'ün karesi 9. 2'nin karesi 4. Topla 13. O zaman x kare 13'ten x ne gelecek? Kök 13. Cevabımız B şıkkı. ABC dik üçgen dikliği vermiş. 48, 36 bizden x'i istiyor. Şimdi normalde Pisagor yazar soruyu çözerim. Fakat 48'in karesi 36'nın karesi çok eziyet. O zaman bunun bir güzelliği olması lazım. Ne yapabiliyoruz geometride soruları çözerken? Baktığınız sayılar hiç hoşunuza gitmeyen sayılar. O sayıları isterseniz sadeleştirip küçültebilirsiniz. Ya da bazen öyle bir soru olur ki sayıları genişletip büyütebilirsiniz. Biz burada ne yapacağız? Sadeleştirip küçülteceğiz. Nasıl? Bakın 36'da 48'de 12'ye bölünür. O zaman 12'ye böl 3, 12'ye böl 4. Ha 3, 4 o meşhur üçgen. 3, 4, 5 üçgen. Ama hepsini 12'ye bölmüş değil mi? O zaman tekrar 12 ile çarparsam x kaç gelir? 60. Cevabımız A şıkkı. 32 metre uzunluğundaki bir direk şiddetli fırtına sebebiyle yerden 7 metre yükseklikten kırılarak aşağıdaki şekilde gösterildiği gibi yere devrilmiştir. Buna göre direğin yere değen ucunun yani bu arkadaşın direğin ayağına yani buraya olan uzaklığını istiyor bizden. Şimdi direğin boyu kaç metreydi? 32. Nereden kırıldı? 7 metre yükseklikten. O zaman burası 7 metre. Peki direğin boyu 32 ya. 7'si buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar? 25. Ha, şu meşhur üçgen geldi. Neydi? 7, 24, 25 üçgeni. Böyle bir meşhur dik üçgen vardı. Bunları bilin. Bu meşhur üçgenleri mutlaka bilin. Sizi Pisagor'dan yani size işlem kalabalığından kurtarır. O zaman bura 7, bura 25 ise bu arkadaş kaç olacak? 24.
Yani cevabımız C şıkkı. ABC dik üçgen, dikliği vermiş. 3, 3 bölü 2, 2, 15 bölü 2 bizden x'i istiyor. Şimdi bakın, Pisagor yazarım, tamam eyvallah, ama 3 bölü 2, 15 bölü 2 kesirli sayılar. Bunların karesini aldığında daha da kesirli sayılar olacak. İşlem yapması falan kafa karıştırır. O zaman ne yapın? Önce şu kesirli sayılardan bir kurtulalım. Nasıl? Hepsinin paydası 2. Hemen ne yapalım? 2 ile genişletelim hepsini. Bakın hepsini, ama çok dikkat. 2 ile genişlet 6. 2 ile genişlet 3. 2 ile genişlet 15. 2 ile genişlet 4. Ha şimdi bakın, büyük üçgende artık iki kenar belli. Pisagor'dan üçüncüyü buluruz. Burası 9, burası 15. Pisagor'dan AC'yi bulurum diyordum ama Pisagor'a gerek kalmadı ki. Bir hatır yapalım mı? Meşhur bir üçgenimiz vardı. Neydi o meşhur üçgen? Böyle dik üçgen karşımıza sık sık çıkıyor. 3, 4, 5 üçgen değil mi? Bunun katları da neydi? Meşhurdu. 2 katı 6, 8, 10. 3 katı 9, 12, 15. 4 katı 12, 16, 20 gibi. Bakın 3 katı sanki tanıdık. 9, 15. O zaman bura kaç olacak? 12. Ha, 4'ü buradaysa buraya ne kaldı arkadaşlar o zaman? 8. Bu da tanıdık. 6, 8, 10 üçgen. Demek ki x kaçmış? 10. Aman ha, gaza gelip şıklarda onu falan aramayın. Ne yapmıştık? 2 ile genişletmiştik değil mi? Şimdi o zaman her şeyi eski haline geri çevirmek için tekrar 2'ye bölersek x 10 değil 5 olur. Cevabımız da E şıkkı gelir. Diklikleri söylemiş. 4, 6, 5 bizden x'i istiyor. Şimdi arkadaşlar, bir dörtgende 2,90 karşılıklı gelirse, bakın 2,90 karşılıklı gelirse tek bir hareketiniz var. Nedir o? Diğer köşeleri birleştirmek. Bakın 2,90 karşılıklı gelmiş A ve C köşeleri. Hemen ben diğer köşeleri D ile B'yi birleştiriyorum. Daima bu hareketi yapıyorsunuz. 2,90 karşılıklıysa diğer köşeleri birleştir. Şimdi ne yapacağım? Şimdi burada Pisagor yazacağım. Hadi yapalım. 6'nın karesi 36. 4'ün karesi 16. 36, 16 daha 52. Demek ki burası kaçmış? Kök 52. Ha, şimdi bir de burada Pisagor yazacağım. Soru bitecek. Ne diyeceğim? X'i karesi artı 5'i karesi eşittir kök 52'nin karesi. Yani x kare artı 25 eşittir 52'den. At bunu bu tarafa. X kare eşittir 27. X eşittir 3 kökü 3. Cevabımız B şıkkı. Evden eve nakliye işleri yapan bir firma yerden 2 metre yükseklikte platform oluşturup bu platformun üzerinden yerden belirli bir yükseklikteki dairenin balkonuna bir hareketli bant ile ulaşıyor. Ardından balkondan bant yardımıyla alınan eşyaları da araca yüklüyor. Platformun binaya olan uzaklığı 14 metre olup, yani şuradan şuraya kadar olan uzaklık 14 değil mi? Bize burayı göstermiş ama benim işime yarayacak kısmı burası gibi. Peki şurası kaç arkadaşlar? 2. Yerden yüksekliği ile hareketli bandın uzunluğu birbirine eşitmiş. Ha bakın, platformun binaya uzaklığı 14 metre olup dairenin yerden yüksekliği ile platformun uzunlukları birbirine eşitmiş. O zaman şurası da x değil mi? Burası x'e. Şuraya ne diyelim? A diyelim. O zaman dairenin yerden yüksekliği ne oldu? A artı 2. Öyleyse burası da ne olacak arkadaşlar? A artı 2. Şimdi bakın, şurada bir dik üçgen oldu. Gördünüz mü? Hemen kenara taşıyalım. Burası A. Burası 14. Burası da A artı 2. Ya artık burada Pisagor yazıp A'yı bulurum. Fakat hemen Pisagor'a dalmayın. Önce ne yapın? Bir meşhurları deneyin. Olmazsa zaten Pisagor yaparız, o cepte. Hocam bir kenarı 14 olan benim bildiğim meşhur bir dik üçgen yok. Haklısın kardeşim, yok. Ama 14'ü düşünmeyin. Onun yarısı kaç? 7. 7'yi düşünün siz. Hatırlayınız, 3, 4, 5 meşhur bir üçgende. Bunun katlarını alırsak onlar da meşhur oluyordu. 6, 8, 10, 9, 12, 15 gibi. O zaman 7, 24, 25 vardı, hatırlıyor musunuz? Meşhur üçgenlerden gene sık sık karşımıza çıkıyordu. Bunun iki katını alalım, 14 olsun. Bakın 14, 48, 50. Ha, 14, 48, 50 diye bir üçgen varmış. Onu da kullanabiliriz. Bakalım oluyor mu? Burası zaten 14. Buna 48 dediğimde burası da 50 oldu mu arkadaşlar? Hakikaten A'ya 48 derseniz A artı 2 50 olur. Sağladı mı? Sağladı. O zaman hiç Pisagor'a gerek kalmadı. Şimdi ne istiyor bana? Dairenin yerden yüksekliği. Aman ha, gaza gelip de A'yı 48 buldum, gidip de şıklarda 48'i işaretlemeyin. Dairenin yerden uzunluğu neydi? A artı 2 idi. Yani 48 artı 2 50. Cevabımız C şıkkı. Sorumuzu çözmeden önce bir hatır yapalım.
Muhteşem bir özellik vardı. Onu hatırlatacağız. Neydi o muhteşem özellik? Bir dik üçgende 90'ın olduğu köşeden kenarortay gelirseniz bu kenarortay uzunluğu hipotenüsün yarısıydı. Yani kabaca bu üç arkadaş birbirine eşitti. Ne diyorduk biz buna? Muhteşem üçlü, değil mi? Sorularda ne oluyordu? Bu üçünü vermiyorlardı. İkisini veriyorlardı. Biz de eksik olan üçüncüyü yerine yazıyorduk. Şimdi bak, bu arkadaş bu arkadaşa eşit mi? Eşit olan ikisi verilmiş. 90'dan da gelmiş. O zaman üçüncü vatandaş bu da ne olmalı? Eşit olmak zorunda. 5, 12, 13 üçgeni. O zaman iki eşit parçaya bölersek bura 13 bölü 2. Bura 13 bölü 2. Burası 13 bölü 2. Ha, bizden AD istiyor. 13 bölü 2. Cevabımız D şıkkı. ABC üçgen diklikleri vermiş. AD, DB'ye, AE, EC'ye eşit. DH 5 bölü 2. Evet, H 6'ymış. Bizden BC'yi istiyor. Gene bir hatır yapalım mı? Mutlaka biliyorsunuz ama gene de ben bir hatırlatayım. Ola ki unutmuş olan arkadaşımız olur. 90'dan kenarortay gelirseniz bu üçüncü vatandaşta ne oluyordu? Eşit oluyordu. Neydi bunun adı? Muhteşem üçlü. Sorularda ne oluyordu arkadaşlar? Bu muhteşem üçlüden üçünü değil ikisini veriyordu. Siz üçüncünün eşitliğini gösteriyordunuz. Şimdi bakın, Adana, Bursa, Hakkari üçgeninde şurada bir 90 var mı? 90'dan kenarortay gelmiş. 5 bölü 2. Yani ikisi birbirine eşitse üçüncü de mecburen eşit olacak mı? O zaten 5 bölü 2. Demek ki bunlar da kaç gelecek? 5 bölü 2. Yani AB kaç oldu arkadaşlar? 5. Şimdi Adana, Hakkari, Ceyhan'a bakın. Gene 90'dan kenarortay gelmiş mi? O zaman bu da eşit olmalı. Muhteşem üçlü kuralı gereği. Yani bu vatandaş 6 ise bu da 6. Bu da 6. Ha, bakın AC'de 12 geldi mi? Benden BC istiyordu. O meşhur üçgeni gördünüz değil mi? 5, 12, 13. Cevabımız E şıkkı. ABC üçgen AFFC'ye eşit 6'yı, 5'i, 15'i vermiş. Bizden X'i istiyor. Şimdi muhteşem üçlü hatırlıyorsunuz değil mi? Neydi muhteşem üçlü? Bir dik üçgende 90'dan kenarortay gelirseniz bu vatandaş da eşit olur. Üçü birbirine eşit. Şimdi ne oluyordu sorularda? Genelde bu 3 eşitlikten ikisini veriyordu. Siz de üçüncünün eşitliğini gösteriyordunuz. Peki bir şey daha oluyordu. Bazen de üçünün eşitliğini veriyordu size. Siz de diyordunuz ki ya bu üçün eşit olabileceği tek üçgen var. Dik üçgen. O zaman burası 90 derece olmalı diyordunuz. Ha, o zaman ya üçünden ikisini veriyordu. Siz üçüncünün eşitliğini kullanıyordunuz. Ya da size 90'ı soruyordu. Doğru mu? Üçünü verin. Çünkü muhteşem üçlü özelliği sadece dik üçgende olur. Şimdi bakın AD'yi çizersem ben. Dikkat edin. ED 5, AE 5, EB 5, 5, 5, 5. Muhteşem üçlü olmuş mu? O zaman bunun olabilmesi için bura ne olmalı arkadaşlar? Dik üçgen. Ha, demek ki AD açısı 90 derece. Şimdi şurası 10. Burası 6. O zaman burası da 8. O meşhur üçgen 6, 8, 10. Şimdi bizden nereye istiyor? X'i istiyor. Burada 90 ise burada 90. 8, 15, 17. 2 eşit parça kenarortay 17 bölü 2, 17 bölü 2. Dikkat edin. X yani 90'dan gelen kenarortay. Bu tarafta da var muhteşem üçlü. O zaman 17 bölü 2, 17 bölü 2. X de 17 bölü 2. Cevabımız A şıkkı.